Evet arkadaşlar, herkese saygılar, sevgiler. Umut ediyorum ki herkes iyidir inşallah. Arkadaşlar, bu videomu sizler için gene yapıyorum. Bugün tekrardan evime gideceğim. Gördüğünüz üzere tamamıyla su çekildi evin etrafından. Yürüyerek eve gideceğim. Su seviyesinde şu an tahminen size söylüyorum. Yani 7 metre gibi bir düşüş söz konusu. Köyün karşıdaki evi de tekrardan boşaldığı su kalmadığı için de kuruda şu an bizim evde. Durum bu şekil. Şöyle Ilı Su Barajı'nı size göstereyim. Bayağı bir eksilme var. 7 metre gibi bir eksilme olmuş tekrardan. Tabii bu kalıcı bir eksilme değil. Tekrardan kış ve bahar aylarında tekrardan su stoklanacak ve tekrardan dolacak baraj. Şöyle eve doğru gidip oradan video yapacağım sizlere. Evet, bu şekilde yürüyoruz. Daha önce buğday yeri olduğu için buralar su altında kalmıştı. Saplar duruyor. Buğdaylar biçilmeden su altında kaldı. Daha önce de. Evet, bu şekil. Evin arka tarafı burası. Evet, bu binamız 2010 yılında yapıldı. Yani 10 yıllık bir binaydı. Üst kat eşyalar duruyor. O zaman da çıkarmadık eşyaları çünkü suyun eksileceğini biliyorduk. Bu şekil bekledik. Orada kalması daha iyi diye karar kıldık ve yani iyi yaptık. Orada en azından fazla eşyalara zarar vermeden bırakmış olduk. Depo olarak kullanıldı. Şimdi tekrardan yeni yerleşim yerimize buradan bittiği zaman iki kısmetse iki hafta sonra taşmaya başlayacağız. Evet, evin ön tarafı gördüğünüz üzere garajı. Garajda 2-3 gün sonra büyük ihtimal sudan çıkmış olacak tamamıyla. Evet. Evin durumu bu. Arkadaşlar, ikinci kata su çıktı. Ama evin içine girmedi. Tam şöyle söyleyeyim, 5 santim, 5-6 santim gibi bir yükseklik kaldı. Evin içine taşmadı. O şekil durdu. Evin içi kupkuru kaldı. Yeni yerleşim yerimizi de göstereyim sizlere. Evet, evde tepede görünüyor. 3 daire şeklinde. Burada 3 kat üst üsteydi. Bu sefer ayrı evler yaptık. Baraj su seviyesi düşüyor yavaş yavaş. Artık daha önce de su altında kalan yerler tek tek tekrardan yüzeye çıkıyor. Evet, su altında kalan ağacımız kurumuş. Evet arkadaşlar, şimdi evin damına çıktım. Buradan videomu yapıyorum. Burası evin arka tarafı. Burası da bizim mısır tarlası. Evet, daha önceden
su altında kalan mezarlığımız tekrardan su üstüne çıkmaya başladı tekrardan. Ağaçlar çıkmaya başladı. Tabii ağaçlar kurumuş. Sudan dolayı. Durum bu. Evet, şimdi suyun kenarlarında da gördüğünüz üzere ne kadar suyun düştüğünü görebiliyorsunuz. Daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Karşıdaki yer tamamen alt kat su altındaydı. İkinci katta yarıya kadar su altında kalmıştı. Evet, tekrardan göstereyim mezarlığımız arkadaşlar. Yeni mezarlığımız karşı tarafta görünüyor. Akşam oldu, biraz geç olmuş ama tarlaya geldim. Her zaman fırsat bulmuyorum. Fırsat bu fırsat diye bir video çekeyim dedim. Tekrardan eski evimde. Şöyle evi de göstereyim. Halen eşyalar duruyor evin içinde. Öyle bıraktık çıktık. Evet arkadaşlar, tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, izlenme sayımız çok ama abonelerimiz çok az. İnsanlarımız izliyor arkadaşlarımız ama abone olmasını bilmiyor mu bilmiyorum. Ona dikkat etmelerini istiyorum. Herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere başka bir videoda. Çeme de çemele madde hayırım çebebe editişki ne makem tutçeme verelamine besederdi ahline fenşetere bişine. Aşkı çavete, memnunum şebavete, leğveret yata. Duvar cari kemalame, şabı bedelime, aveç behalime. Huf be feydeye bedeli menuteye her hey halkı cecmeye. Dicme.